ve dayanışma gecesine hoş geldiniz diyor. Teşekkür konuşmalarını yapmak üzere kulüp başkanı Sayın Cahit Turhan Beyefendi'yi kürsüye davet ediyorum. Kuvvetli alkışlarınızla lütfen. Başta vefakat taraftarlarımız ve diğer konuklarımız. Büyük başkan! Aslan düştüğü yerden kalkar. Biz de kalkacağız inşallah. Allah'ın izniyle şampiyon olacağız. Hep beraber, hep yardımlarınızla, desteklerinizle tabii. Gerçekten başta Sayın Kaymakamım olmak üzere bize her zaman kapılarını açtı. Her telefonumuza cevap verirler. Ellerinden gelen her türlü yardımı yapmaya devam ediyorlar. Bunun yanında Sayın Belediye'mizin değerli başkanımız Ali Kılıç ve yardımcıları hakikaten bugüne kadar yani maddi ve manevi ne istediysek yani ellerinden geldiği her türlü yardımları yaptılar ve bu geceyi de kendilerinin büyük destekleriyle yardımlarıyla düzenliyoruz. Tekrar huzurlarınıza teşekkür ediyorum hepsine. Biliyorsunuz bizim kulübümüzün en büyük eksiklerinden birisi. Sadece keşke o olsa da şampiyon olmasak. Yani tesisimiz yok. Futbolcu transferleri bittirdikten sonra gittik Sayın Kaymakamımla beraber, Sayın AK Parti İlçe Başkanımla beraber spor il müdürlüğüne gittik. Ama çözemedik tabii. Onların elinde bir şey yok. Bürokrasi engellerine takıldık. 3 olmadı saha bizim standdaki 2 kulemizi, kuleler diye geçiyor. Onu bize tahsis etmeleri konusunda çok ricacı olduk. Yine tekrar inşallah Sayın Kaymakamımla, Sayın İlçe Müdürlüğü'nden, Sayın İlçe Başkanlarımızdan da, Siyasi Parti İlçe Başkanlarından da rica edeceğiz. Kimin ellerine gelirse inşallah yapacaklar, inanıyorum buna. Bütün imkanımızı hala seferber etmeye devam ediyoruz. Ama öyle gitmez yani. Tesis olmadan kesinlikle olmaz. Biz de her zaman söylüyoruz. İnşallah bundan sonra siyasi partilerimiz olsun, Sayın Kaymakamımız olsun, vekilimiz olsun. Onlardan da ricacı olacağız. Bu işi çözelim diye ben umut ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz. Tekrar afiyet olsun. Efendim şimdi konuşmalarını yapmak üzere Maltepe Kaymakamımız Sayın Meftun Dallı Beyefendi'yi davet ediyoruz. Maltepe Spor hepimizin ortak değeri, ortak paydası. Hepimizin imkanları çerçevesinde bu spor kulübümüze sahip çıkmamız, parası olanların parasıyla ve duasıyla, olmayanların sadece duasıyla bu desteği sağlaması, sadece para ve dua değil, yanında olmak için elimizden gelen her türlü gayreti, çabayı göstermesi lazım. Meşhur Erzurum Naim Hoca'nın bir anekdotu vardı. Hani hutbeden sonra hep söylermiş. Aziz cemaat, canımız ciğerimiz Erzurum sporumuzun bugün deplasmanda maçı var, dualarınızı eksik etmeyiniz diye. Hiçbir şey yapamıyorsak iyi dileklerimizi, dualarımızı her zaman takımımıza sunmamız lazım. Şimdi Cahit Bey'in biraz önce bahsettiği problemlerin hepsini biliyoruz. Kendisiyle görüştük. Daha önce İlhan Bey'le de görüşüyorduk. Dediği gibi gittik, görüştük elimizden geldiğince ama şu ana kadar bahsettiği konularda hakikaten somut bir çözüm elde edemedik. Fakat bu demek değil ki bıraktık. Değişiklikler oluyor zaman zaman. Gidip tekrar onlarla da görüşeceğiz. Elimizden gelen her türlü gayreti göstermeyi hep söylüyorum. Gece gündüz hazırız. Bir ortak faydası olan Maltepe sporumuza elimizden gelen her türlü desteği vermenizi sizlerden ben de istirham ve rica ediyorum. Tekrar gecenizin hayırlı olmasını, hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hepinizi tekrar saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Afiyet olsun. Başkanım burada, şöyle bakın buraya. Sayın Kaymakam. Buradayız efendim. Başkanım burada da bakın. Başkanım. Tamam. Buradayız. Başkanım buradayız. Başkanım buradayız. Başkanım buradayız. Başkanım. Teşekkür ederim.
Tanrı'dan diledim.
emeklerinden dolayı canı gönülden teşekkür ediyorum. Allah razı olsun.